Sorum şu efendim, öpüşme sahnelerinden etkileniyorlar mı sizce? Cilvelenme sahneleri. Cilvelenme başka değil. Aa, bu ne yani? Ben Fahriye Evcan değilim, Mercan Hanım. Yani senaryoya bağlı bir şey ama şu an bu yoğunlukta bu filmle ilgileniyorum. Yılbaşından sonra bir proje olacak mı? İşte söylediğim gibi şu an sadece bu yoğunlukta. İstediğiniz bir şey var mı peki? Bir karakter, bir film, bir dizi gibi. Ne, açıkçası şu an hiç bilmiyorum. Bakalım. Kısmet. Bir ayrılık haberi vardı ama. Yok öyle bir şey. Teşekkür ederim. İyi ki buradaydınız. Çok da güzel oldu. İlk gördüm sizi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kesinlikle yalan diyorsunuz. Kesinlikle yalan. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Efendim, şu anda bir izlemiş olduğun Erol'cum bakar mısın bir? Bu ilişki için ne düşünüyorsun? Şimdi bu tamamen bunun akıbeti ne zaman sonlanacak, ne zaman biliyor musun? Bunlar yeni diziye başladıklarında, hı-hı, yeni dizideki John'le tanışacak kızımız. Oğlumuz oradaki güzel kızla başrol oynayacak. Sonra yeni bir aşk mı başlayacak? Uzun süren çalışma saatleri, yorgunluklar, gel sana masaj yapayım, dur falına bakayım falan öyle başlıyor falan yani derken, bu işler. Ama bu da öyle başlamadı mı? Bu da dizide başlamadı mı? Evet, ya şöyle bir şey var. Aynen. Dizide aşk yani yaşayınca gerçek hayatta oluyor ya. Şimdi bunlar iki türlü oluyor. Hem yapımcının işine geliyor, magazinleşiyor sürekli gündeme. Hmm. Bunlar aşk mı değil mi, aşk mı değil mi derken kitle o diziye bakıyor. Neymiş bu bakayım diyor. Yapımcının da işine geliyor, tarafların da işine geliyor. Ama evet, dizi sektörü gerçekten çok zor bir sektör. Saatlerce sabahlanıyor yani. Ondan sonra böyle yarı baygın uyunup tekrar geliniyor. Tekrar geliniyor, tekrar geliniyor. Yani hmm, dizi yaşayanların, hele ki İstanbul dışında dizi çekenlerin başka bir hayatları yok. Alternatif bakın, yok. Bakın, İbrahim evet, Çelikkol mu, Demirkol mu, neydi o? Çelikkol. Şimdi o da boşanıyor. Niye? Bilmem, Tuba olsaydı sorardık. Evet, o neden boşanıyor? Yani dizi bitince aşk bitiyor mu? Çünkü o da evinden uzakta. Gözden ırak, gönülden ırak oluyor. Hatunla uzak ondan tabii. Ondan sonra o kopukluklar oluyor yani. İstişareler azalıyor. O yüzden yani evliyken böyle başroller oynanmamalı. Ya, hayır hayır. Yani, tabii oynanmalı. Bir de ne oluyor? Aklı selim insanlar olunca yanlış düşün. Şeyde dijital platformların birinde, hı, Ejder Kapanı diye film koymuşlar yeni. Orada Kenan İmirzalıoğlu. Action mı? Ondan Action'da sonra mı? Bir tane bir hanımefendi oynuyor, bir Uğur Yücel oynuyor. Hı hı. Film, 2010 filmi de ilk defa seyrettim. Orada bayağı kızımızla, İbrahim de ekranda. Evet, kızımızla Kenan İmirzalıoğlu'nun tam 5 dakika hararetli bir sahnesi vardı. Şimdi o yıllarda çekildiği tarihte Kenan evli değildi. Evli olsa evinde büyük problem çıkardı. Yok araya yastık koyduk, yok soğan yiyoruz etkileşmeyelim diye falan, bunları kimse yemez. Ne dersin Baharcan'dan, dizi çekilse, film çekilse, orada öpüşme sahnesi olsa etkilenir misin? Sen oynar mısın? Her şeyi kabul edip soyuyor musun? Sence etkileniyorlar mıdır daha doğrusu? Ben tabii ki her şey olduğu gibi bu konuya da dijital bakıyorum. Şöyle düşünüyorum, bir insan ünlü olduğu zaman ve public figürü, yani halkın ünlüsü, tanınmış kişi oluyor olduğu zaman artık insanlar onun üzerinde hak sahibi oluyorlar. O insanın bütün doğal hallerini, gerekirse nüt bile, şimdi Amerika'da böyle zaten şifreli sitelerde bütün ünlülerin, yani aradığınız bütün her şeyleri var. Bu yavaş yavaş bence Türkiye'ye de geliyor oynadıkları rollerle birlikte. Bence halkın hakkı yani, hiçbir eş de, hiçbir ebeveyn de buna engel olamaz. Çünkü o insan ünlü oluyor, o insan. Sorum şu efendim, öpüşme sahnelerinden etkileniyorlar mı sizce? Yani etkilenmeli bence. Etkilenmeli. Sizce Yeliz Hanım? Bence etkilenmeme şansı yok. Çünkü insanın bir duygusu var. Yani. Yok, soğan yedim, sarımsak yedimli olmaz. Yok, ne olursa olsun zaten o hissiyatı vermek için o anda, o dakikada o şeyin içine giriyor. Seyhan Hanım sizce? Yani ben şöyle düşünüyorum.
Peki sanat sen, için falan hikaye ya. Sen aşkım aşkında öpüşme sahnelerin vardı. Yoktu ki. Yok muydu? Hiç öpüşme sahnem olmadı. Kabul etmez Yeliz Hanım. Hiç olmadı. Hiç öyle sevişme, öpüşme ama onlar bunlar olmadı yani. Cilvelenme sahneleri. Cilvelenme başka ne? Bu ne yani? Bu neyle etkilenme? Karşımda da Pazen Donlu buraya kadar çekmiş. Yani o sahne nasıldı? Adam şöyle çekiyordu şuraya kadar. Göğsünün altına kadar renkli biliyorsun. Evet. Şeylerini. Yani bundan nasıl etkileneceksin? Yani şimdi hani ben de Antonio Banderas gibi falan biriyle oynuyor olsaydım. Mesela şansımız da bu düştü. Ne yapalım? Sizce etkileniyorlar mı Seyhan Hanım? Ben şöyle düşünüyorum. Kendini bilen, düzgün, namuslu bir sürü oyuncu var. Şimdi bu yani namussuzluk ahlak değil, etkilenme istem dışı bir şeydir. Evet. Namuslu bir kadın, evli barklı bir kadın, yuvası olan bir kadın veya hayatında biri olan bir ne kadın. Ne yapıyor, sürekli çocuğunu mu düşünüyor o sırada? Hayır. Etkilenmemek için? Ha çocuğum var, Ben şu an bekar bir hatunum ama evli olmuş olsaydım eğer de bu ama benim etkilenmenin işim onunla bir alakası yok. Hayır, hayatım. Ben yani etkilenmem. Duygu bu ya. Şimdi etkilenmem. Araya yastık koyanlar oluyormuş. Hani. Belki bayanlar için hadi. Etkilenmem ama bir şey yani o benim işim gibi bakarım yani. Şimdi işim gibi bakarım. Bir de yani bir de onların şu iddiası var. O kadar kalabalık ki ışıkçılar, kameramanlar bana sordun, o ortamda ama bana sordun. Yani o sahneyi bir saniye bağırcım. Ben gerekmiyor mu? Ben o filmde öpüşme sahnelerinden imtina ederdim. Ona göre roller seçerdim. Ya evet zaten bence evli olunca öyle olması lazım ama evli değilsen vallahi evli kadın olup, için neyse. Evli olup French kiss dip kiss yapanlar var. O ne ya? Açalım yani, lütfen. Hani yani İngiliz öpüşürken öpüşürken tamamen o teması hani, sonsuz temas. Dilli kaşarlı. İşte. Evlilik bir sözleşmedir. Sonsuz temas. Arkadaşlar evlilik bir sözleşmedir. Bunun yani iki ruhu birbirine engeç olmaları anlamına gelmiyor. Sonsuza dek. Yani iş sözleşmesi kadar derken profesyoneldir. Yani karşınızdaki kişiyi saf, şapşal yerine koymadığınız sürece hislerinizi öldüremezsiniz. Ya his zaten senin isteğinle ortaya çıkan bir şey değil. Hadi kadınlar belki törpüler ama bir subliminal erkeğe inanmıyorum. Yani subliminal mesaj mı veriyor karşı taraftaki insana? Yani, gel sana masaj yapayım. Hani erkeklerin daha mekanik. Cem Yılmaz'ın dediği gibi aç kapa. Bu sahneleri özellikle nereden buldunuz Savaş Bey? Tebrik ediyorum. Yani 4-5 sahne geldi şurada ekrana. Şimdi şurada ben şok Mehmet yani. Ali'nin kucağında. Mehmet Ali orada etkilenmiş midir bu durumda? Onu bilemeyeceğim ama benim için. Ama şu anda ben rejiyi tebrik ediyorum. Nereden buldu Leb bu demeden Yeliz Hanım'ı yalancı çıkardılar. Hayır ben çünkü birazdan öpüşme sahnesini vereceğim. O tarihte ben sete uğruyordum. Ben ara sıra sete uğruyordum. Mehmet Ali ile Yeliz Yeşilmen hep abi kardeş olmuşlar. Tabii benim gerçekten yani kuliste yani ben net soracağım. Kuliste sizi sıkıştırdı mı? Yok yok. Hayır. Yeliz Yeşilmen'e yok. Herkesin kulisi şey ayrıydı. Zaten Emel Hanım'la aşk yaşadığı için yani. Emel Hanım da vardı ya. Aynı zamanda ben dolayı hep bir korumayla gidiyordum. Ne zaman bekar kaldım da. Ha siz öyle. Kulisimin önünde bile koruma vardı ya. Hani koruma olmasa adam diyorsun. Adam vardı adam. Kapı gibi adam duruyordu. Ben. Koruma olmasa diyorsun. Her şartlar değişebilirdi. Yani hiçbir zaman yalnız Mehmet değildim. Ali onun tarzı değil. Değil. O biraz mafya bari kro sever. Ağır abi diyelim. Ağır abi. Çok iyi bir tespit. Yani siz evet. Ağır abi seviyor musunuz evet. Bahar Hanım? O Sugar Daddy seviyor. O Sugar Daddy seviyor. O Sugar Daddy seviyor. Bahar Hanım siz Ağır abi seviyor musunuz? Hatta bugün çok iddialı. Ya bir o cevap versin. Ben Erol Köse'yi seviyorum. Ben Seyhan Sümrü'yü seviyorum. Bugün çok çok özel bir laf etti. Söylesem mi acaba kuliste? Yeter mi dedi? Yeter bu erkekler beni yoruyor artık yeter dedi. Bayan arkadaşlarımı babam dahil isteyeceğim artık dedi. Hiçbir erkekten bir şey istemekten. Çünkü erkekler hep kilit noktadır. Yani bizim artık programımızın yapımcısı, yönetmeni vesaire Seyhan olabilir. Ama kanal başkanı, kanal sahibi yine erkek. Ucu yani yine bir erkeğe dokunur. Hayatım boyunca evet mutlaka hep karar ve mercileri hep erkek olmuşlardır. Ben hep sıçramayı seven birisi olarak hep erkeklerle bir daha yapar mısınız o sıçramayı? Sıçrayamıyorum diyor. Koparırım diyor. Evet yani sıçramalarımı erkeklerle olan diyaloglarımla gerçekleştirebildiğim için çünkü imzalar onlarla atılıyor, onlarla oluyor. Yani hayat erkeksiz dönmüyor arkadaşlar. Artık yeter dedi. Omar Can'dan manşeti verdi. Artık bıktım hayat erkeksiz dönemine dönmek istiyorum. Hayır bıktım diyor artık diyor. Erkek istemiyorum bayan arkadaşlarımdan. Yeliz deşim ben crossoverdim. Artık diyor bayan arkadaşlarımdan isteyeceğim. Artık bıktım yeter artık diyor. Bir kere de bir kadından bir şey istemek istiyorum ya. Hı.
Buyurunuz, yorum ne senin? Mesela? Ne isteyeceksin? Ne buyur. İsteyeceksin? Mesela seans oradan iste. Spor salonum yabancı bir marka ve bir kart var. Master. Master dışında ödeme kabul etmiyor. O kart da bizim ailemizde. Sadece babamda var. Babamın bu işi çözmesi lazım. Babasına mı söylüyorum umurumda değil. Geçen de babanızla tartışıyordunuz. Bu babayla bunu. Her hafta evet. Telefon tartışması var. Çözdü mü peki bugün? Beni büyük bir alıcı olarak düşünebilirsiniz. Baba. Böyle çanaklar olur ya vericiler. Beni büyük bir alıcı olarak düşünebilirsiniz. Ne, babamdan mutlaka isteklerim olacak yani. Yazık ben onun kız ünlü babaya. Kızıyım. O senden istemiyor mu? Tam tersi olur genelde. Değil mi? Ünlü kızdan istenir. Yani ünlü kızın hayatım, ya da I'm not Fahriye Evcen. I am Bahar Sandın. Sorry. Ben Fahriye Evcen değilim. Bahar Candan'ım. Peki. Isınma turlarını yaptık. Şimdi Demet Özdemir'in sürpriz bir şekilde ayrıldığı ve iddiaya göre de Demet annesiyle ilgilenecekmiş. Ya herkes niye ayrılıyorlar? Sen bir şey söyleyeceğim. Allah için bu bahane yalanını yiyen var mı? Ben yemem. Ya ne oldu sevgilim? Ayrılmamız lazım. Niye? Annemle ilgili. Hadi lan. Hadi lan. O işin içinde başka bir şey var. Bağırcan'dan yedin mi bu bahaneyi? Hemen anlatıyorum size. Oğuzhan... Bant geliyor. Bant geliyor. İzleyin. Bant geliyor. Sesi verin lütfen. Dikkat çekmemek.